Merhaba arkadaşlar. Ben doktor öğretim üyesi Oğuz Ayer. Bu hafta sizlerle arıcılığı işleyeceğiz. Dersimiz kapsamında arıcılığın tanımını, arı yetiştiriciliğini, arıların bilimsel sınıflandırılmasını, anatomilerini, morfolojilerini, bir arı kolonisinin genel durumunu, oradaki bireylerin neler, kimler olduğunu, arılardaki o gelişmeyi, büyümeyi, metamorfozu sizlerle göreceğiz. Tekrardan işte arıların kontrollü üremelerinden tutun, arı ürünlerine ve arıcılık ekipmanlarına kadar bir seri bilgiyi sizlerle beraber işleyeceğiz. İlkin, arıcılık aslında dünya genelinde tarımın iyileştirilmesi konusunda en önemli faaliyet alanlarından bir tanesidir. Arıcılığın literatürdeki ya da mevzuattaki tam resmi tanımı, arıyı canlı materyal olarak kullanarak arı ve arı ürünleri üzerinde fiilen yapılan çalışmalar olarak tanımlanmakta. Ama biz arıcılık dediğimiz zaman aklımızda bazı konular geliyor. Örneğin arıcılık dediğimizde bahçecilik veya işte sebzeyle uğraşanlar ve bir doğadaki doğal vejetasyonun tozlaşmasından sorumlu, ürün kalitesinin artmasından sorumlu bir tarımsal destek faaliyeti olarak düşünebiliriz. Bu bir. İkincisi, bu faaliyeti yapabilmek için herhangi bir mülkiye ihtiyacınız yok. Yani topraktan bahsediyorum. Bir toprak bağımlılığı söz konusu değil. Oysa tarımın hemen hemen tüm alanlarında bir toprağa bağımlılık veya toprak sahipliği olması gerekiyor. Örneğin, yani siz bir orman tarımı yapsanız bile bir topraktan bahsediyorsunuz. Oysa arıcılık öyle değil arkadaşlar. Yani arıcılık için herhangi bir sahibiyete, herhangi bir bağlılık söz konusu değildir. Örneğin pek tabii topraksız yapılan bir serada yapılan tarım faaliyetinde arılar kullanılabilir. Kullanılmakta da zaten. Yani örneğin topraksız yetiştirilen bir domates serasında arılar orada tozlaşmanın daha iyi, daha başarılı yapılabilmesi için ürün kalitesinin artmasına yönelik kullanılmaktadır. Biz bunlar biraz da konvansiyonel arıcılık üzerine ilk giriş kısımları diyebiliriz. Biz burada esasında arkadaşlar genel olarak arıcılığın dinamiklerine bakalım. Ana vatanı Asya ve Afrika aslında bu arının. Bu bal arılarının günümüzde insan eliyle tabii bu Afrika'daki ve Asya'daki bal arıları dünyanın birçok coğrafyasına, birçok ülkesinde yapılmakta. Hatta kutuplar hariç dünyanın her yerinde arıcılık faaliyeti mümkün. Bu yaklaşık 10 civarı bal arısı türü var dünya genelinde. Apis mellifera ve Apis serena bu türler arasında en yaygın kullanılan iki türden bir tanesi. Ülkemizde de en yaygın türlerden biri de Apis mellifera. Hatta bizim Anadolu'ya özgün de Apis mellifera anatolika isminde bir arı türü mevcut. Bu nedenle demiştik yani doğrudan doğruya toprağa bağımlı olmayan fakat özellikle bahçecilik ve bostancılık üzerine yani meyve ve sebze yetiştiriciliği üzerine inanılmaz bir katkısı var. Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi çiçeklerin tohumlanmasıyla döllendiği için onların da döllenebilmesi için neredeyse dünyadaki çiçekli bitkilerin tümü böceklere
muhtaçtır. Yani böceklerin onlara katkısı %80 dolayındadır. Bunun dışında değişik yollarla, yani havanın kendi ısısal hafifliği veya soğukluğuyla, rüzgar gibi faktörlerle ya da diğer canlıların etkisiyle bir tozlaşma, bir polenizasyon mümkün. Ama gerçek anlamda polenizasyon yükünü, bu polenlenme, tohumlanma yükünü arılar üstlenmekte, çiçekli bitkilerde. Arıcılığın tarım faaliyetleri arasında bir alternatiften ziyade bir ana faaliyet alanına dönüştüğü gün be gün dünya genelinde görülüyor. Yani bugün ülkemizde gerek kovan başına alınan bal miktarı, gerek kovan sayısına bakılırsa geçtiğimiz yıllara nazaran bir artış söz konusu. Yani bugün 94 milyon koloniden bahsediliyor Türkiye'mizde. Bu sayı 100 milyona yaklaşmak üzere bugünlerde. Bunu dünya üzerinde bir değerlendireceğimiz zaman değerli arkadaşlar, yaklaşık dünyanın yarısına kabili, yarısına denk gelen oranında bu koloni sayısının, kovan sayısının, özür dilerim. Asya'da, yani Çin ve Hindistan başta olmak üzere, bunların inanılmaz derecede bir üretimleri söz konusu. Bundan sonra da üçüncü sırada Türkiye yer almakta. Türkiye, Anadolu'muz bitki çeşitliliği bakımından değerli arkadaşlar, yaklaşık 12 bin, 13 bin bitki çeşidine sahip. Bunların da büyük bir kısmı çiçekli bitkiler. Doğal olarak Türkiye florasında yer alan, Türkiye vejetasyonunda yer alan bitkilerden bahsediyoruz. Bu da dolayısıyla arıcılığı mümkün kılan, arıcılık faaliyetini önünü açan unsurlardan bir tanesi. Günümüzde arıcılığın çeşitli bilim dallarında yer almakta olup arı biyolojisi, arı fizyolojisi, arı ıslahı, genetik yetiştiriciliği, beslenmesi, morfolojisi, hastalıkları, arı ürünlerinin üretimi, işleme teknolojileri, hatta arı terapiye kadar birçok ana dallara ayrılmış ve çok güncel çalışmalarla, çok güncel ilerlemelerle bu alanlardan hayli yol alınmaktadır. Hatta ticari olarak, yani sadece beslenme dışında kozmetik gibi konularda da bayağı bir yol alındığı, ürünlerinin market raflarında bulunduğu söz konusu. Yani polenden, arı sütünden, hatta arı zehrinden yapılan, ilerleyen slaytlarda göreceğiz, ürünlere değin birçok ürün artık işlenmek durumunda, işlenmekte. Şimdi burada değerli arkadaşlar, tüm dünyada ve ülkemizde bal üretiminin durumuna bakıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 2022 rakamlarına göre Hindistan'ın kovan sayısı Çin'den fazla olmasına rağmen değerli arkadaşlar, Çin'in bal üretimi Hindistan'ın nereden baksanız 8-10 katı yüksekliğinde. Atıyorum 12 milyon kovan var ise Hindistan'da, 9 milyon da Çin'de var. Fakat Çin'in Hindistan'ın 9 katına yakın, 8 katına yakın bir bal üretimi, yani misliyle bir bal üretimi söz konusu. Burada elbette ki birçok parametre söz konusu. Yani sadece sahip olunan bal üretim kovanları konulabilecek lokasyonlardan bahsetmiyoruz. Burada arının sağlığı, kovanın takibi, efendim fışlatmadaki başarılar, hatta kovan yönetimine kadar birçok alanda değerli arkadaşlar durumlar söz konusu.
Ülkemizde ya son 5 yıla baktığımızda bal üretiminde ciddi oranda bir azalma söz konusu. Bu yıl için yaklaşık Van başına da bal eldesi düşmüş görünüyor. Ama geriye dönüp baktığınızda istatistikli olarak büyük verilerinden bazı yıllar kovan başına 17-18 kilolar, 14 kilolar görünürken bugün kovan başına en son verilerde işte atıyorum 13 kilolara düştüğünü görülüyor. Bunun biraz vejetasyonla etkisi olduğunun, biraz da üreticilerden kaynaklandığının, arıların gezdirilmesinin ne kadar önemli olduğu zaten hiç konuşulmaya değmez. Çünkü gerçekten çok kıymetli bir şey. Çünkü ülkemizde deniz kıyılarından başlayarak yüksek rakımlı dağ bölgelerine kadar uzanan bir bahar dönemi söz konusu. Yani ikinci ayın sonundan sonra başlayan çiçeklenme dönemi bizim en sıcak olan Akdeniz'den yavaş yavaş Güneydoğu Anadolu'ya, oradan İç Anadolu'ya ve en son Doğu Anadolu hatta Kuzeydoğu Anadolu'ya kadar ilerleyen bir zamanda bahar Haziran sonlarına kadar veya işte meditasyon çiçeklenmesi Haziran sonlarına kadar bu dediğim yaylalarda, zaman olarak böyle bir zaman sırasıyla ilerler. Bir arzu için bize büyük imkanlardan bir tanesidir. Kestane ormanlarında Karadeniz'de olduğu gibi. Keza Akdeniz'de lale bahçe çiçeklenme dönemleri olan Şubat, Mart, Nisan ayları inanılmaz büyük bir fırsattır. Bu bağlamda Adana zaten arıcılığın narenciyedeki katkılarından dolayı olsa gerek hem üye sayısı bakımından hem yetiştirici sayısı bakımından yani hem koloni ve bal üretimi bakımından Türkiye'nin ilk onuna girecek, ilk beşine girecek statüde bir ilimiz Adana. Yine çamlık alanlarıyla, çam ormanlarıyla meşhur Muğla'da özellikle gezen arıcıların uğrak yerlerinden biri olan Muğla'daki çam ormanları da ve Muğla'daki bitkicilerin de buradaki üretimleri ve sayılarının fazlalığı da aynı Adana gibi ilk beşte Türkiye'de yer alan, ilk onda yer alan bölgelerden bir tanesi. Bizim üretim konusunda dünyada Çin'den sonra en fazla üreten ikinci, üçüncü ülke olma kapasitesi bundan kaynaklanıyor değerli arkadaşlar. Şimdi arıcılığın tanımını yaparken biraz geniş aldık konuyu ama bir daraltarak devam edelim. Yani şunları söylemekte fayda var. Yani doğaya ve floraya bağlı bir durum. Yani kovan sayısı aynı, arı sayısı aynı, işletme sayısı aynı. Fakat yıldan yıla rekolte yani bal verimi, keza polen verimi, propolis verimi vesaire diğer arısal ürünlerin verimi düşmekte. Bu tamamen vejetasyonla, o yılki yağış oranıyla, karla, efendim hava şartlarının güzelliğiyle alakalı bir durum. Bir de tabii çevresel faktör olarak eğer herhangi bir hastalık vesaire yoksa bunlar da artı bir parametre olarak üretimde üretimin artmasında önemli bir faktör. Bir de değerli arkadaşlar birçok yerde bahçe tarımı yapmak ya da bağcılık yapmak ya da sebzecilik yapmak pek mümkün olmayabilir. Ama nerede olursa olsun arıcılık yapmak mümkündür. Hatta tarımın yapılamayacağı, tarımın hayvancılığı da işin içine katarak konuşsak yeridir. Tarımın yapılmasının çok müşkül olduğu yerlerde arıcılık pek tabii çok rahat yapılabilir. Çünkü kovanı bıraktığınız yerin insanların ulaşabileceği bir yer olsun veya oraya yakın bir yere kovan konulsun. Tarımdan istifade edilemeyecek birçok alanın arıcılık vasıtasıyla istifade edilebilmesi çok mümkün. Bu noktada en büyük imkanlardan bir tanesi bu. Bir de
Arıcılığın maliyeti neredeyse ve neredeyse cep harçlığı niteliğinde bir durum veya bir haftalık harçlık niteliğinde bir durum. Cep işletmesi, yani bir kovandan bahsediyorum. Ben işte pandemiyle cep işletmesinde. Bir hafta kovana sahip olmak ne kazancının gerekse tarımın diğer alanlarında bir işletme sıfatına ulaşabilmek için gerekli olan sahiplikten daha makul, daha ucuz bir imkanda kurulum. Yani kurulum aşamasındaki maliyeti neredeyse yok denecek kadar az. Dünyada birçok ülke, ülkeniz de dahil bu konudaki girişimcileri katkı sunuyorlar ve destek veriyorlar, hibe veriyorlar. Hatta birçok programda genç girişimci olarak, yeni girişimci olarak, kadın girişimci olarak vesaire desteklere muhatap olup bu işletmeyi kurabiliyorlar. Ve işletmenin büyümesi, yani bir kovanın dan sezon sonunda ikinci bir kovana dönüşülmesi gayet pratik ve gayet uygun bir şey. Yani çünkü doğası gereği bu canlılar beslenip çoğalmaya yönelik bir program. Dolayısıyla bir yıl boyunca siz bu sistemlerin içinden sizin için ekonomik değeri olan, besin değeri olan, parasal değeri olan ürünlerinden, yani işte ana ürünlerinden, bol ürünlerinden istifade edip sayısal olarak artırılmasının önünü açıyorsunuz. Hatta kışın yaşatmak için ek gıdalar veya işte balın bir miktarını vererekten de buna destek sağlıyorsunuz. Dolayısıyla işletmenin hayvan materyallerinin, canlı materyallerinin büyümesi, büyütülmesi de çok kolay. Bununla beraber kullanılan ekipman da çok ucuz. Yani bir tarla sürmek için atıyorum bir traktöre ihtiyacınız var. Ama bir avukalık olanlar yaklaşmak için bir eldiven, bir kendinizi koruyacak, bir koruyucu bir birisinin dışında çok bir şeye ihtiyacınız yok. İkman olarak da çok uygun bir faaliyet alanı. Keza kırsal kalkınmada, yani pek tabii ev hanımlarının veya emekli insanların, hatta eğitim hayatı devam eden öğrencilerin bununla iştigal edip, aracılıkla iştigal edip çok rahat bir şekilde gelir kazanıp hatta geleceklerine dair bir ekonomik birikim yapmaları bile söz konusu. Bunu fırsat olarak değerlendiren kişiler hem bir ana gelir kaynağı olarak hem de bir ek gelir kaynağı olarak bu faaliyeti çok yaygın bir şekilde yapıyorlar. Günümüzde birçok ilçe, yerel yönetimler, işte halk eğitim merkezleri vesaire üniversiteler bu konuda öğretici seminerler ve çalıştaylar, programlar düzenleyerek arıcılık uygulamaları, arıcılık setupları konusunda, girişimleri konusunda yardımcı oluyorlar. Bir yine önemli bir alanı ise değerli arkadaşlar, her geçen gün hızla artan arıcılık bekleyen, yani girişimcileri bekleyen ya da bir fırsat alanı olarak sizleri bekleyen bir diğer hususu da arı ürünlerinin hem gerek endüstride, gerek kozmetikte, gerek sağlıkta vesaire birçok alanda kullanım yerlerinde ürünlerin elde edilmesi. Şöyle ifade edeyim. Yani arı zehri bugün gerek eczacılık alanında gerek kozmetik alanında, yani kilosu işte 1000 dolarla 4000 dolar arasında değişen oranlarda piyasada karşılık bulan bir şey. Yani biz arıyı sadece balı için, poleni için, arı sütü için, nektar için vesaire, propolis için değil, balmum için değil, arı zehri gibi elde edilebilecek canlıya herhangi bir zarar vermeyecek şekilde ürün eldesiyle de inanılmaz derecede yüksek kazançlı bir üretim, bir çıktı elde edebiliriz. Yine arıcılığın tanımıyla ilgili devam edecek olursak bir diğer başlığımız da inanılmaz bir çevre dostu olması. Yani bugün doğadaki bitkilerin, doğadaki çiçekli bitkilerin, doğadaki meyvelerin, meyve ağaçlarının, sebzelerin varyasyonlarının, çeşitlilerinin
artması, meyve kalitesinin artması, farklı karmalarda, farklı varyasyonlarda tohumların elde edilmesinde arıların şüphesiz çok büyük bir etkisi var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde devasa büyüklükte badem çiftlikleri söz konusu. Yani binlerce, on binlerce dönümlük büyük badem çiftlikleri var. Bu alanları gözünüzü önüne getirdiğinizde buradaki badem işletmecileri, yani badem yetiştiricileri, özür dilerim, kendilerinin imkanları varsa kendileri zaten yan faaliyet olarak arıcılıkla uğraşıyorlar. Eğer böyle bir faaliyete bütçeleri ve emekleri yetmeyecekse kovanına belli bir miktar para ödeyerek arazilerinin içinde yani tahminen 150 dolardan 450 dolara, 500 dolara kadar değişen fiyatlarda kovan yerleştirmek için arıcılara para ödüyorlar. Yani arıcı bir yerden getirecek, kovanları arazinin içine koyacak ve bunun karşılığında bir emek ve masraf edecek. Bunun karşılığında da bahçe sahibi ona kovan başına bir destek veriyor. Arısını bahçeye getirdiği için. Bunun karşılığında minimum %30, %40 bir bir kazançla badem sahibi yıl sonunu tamamlıyor. Bunu da düşünürseniz yani 10 bin dönümlük bir bademlikte veya daha büyük bir dönüm, 100 bin dönümlük bir bademlikte atıyorum arkadaşlar. Ne kadar ekonomik bir stratejik öneme sahip olduğunu siz düşünün. Son olarak da elde edilen ürünlerin tamamı raf ömrü bakımından uzundur. Yani biz balın %80'i şekerden oluşuyor. Yani doğal karbonhidrattan yani sakkarozdan oluşuyor. %17'lik kısmı, 16-17'lik kısmı ise sudan müteşekkil. %3'lük kısmı ise işte diğer besinsel öğeler dediğimiz mineral maddeler, makro elementler, vitaminler vesaireden oluşuyor. Bu noktada eğer uzun yıllar bir bal saklanmak isteniyorsa düşük sıcaklıklarda işte 40-50-60 santigrat derecelerde balın kimyasal yapısını bozmadan buharlaşmayla su oranını düşürüp raf ömrünü şişelenmeden tutun da diğer konuda pazar açısından da çok uzun yıllara yaymak mümkün. Dolayısıyla bu konuda da önemli bir fırsat. Arıcılığın tanımında tozlaşmanın üstünde çok durmak gerekiyor. Şimdi tozlaşmanın üstünde dururken de şu bilgileri size aktarmam gerekiyor. Birincisi bitkiler termofilik. Ne demek arkadaşlar? Yani kendi kendini döllenebiliyor. Kendi kendini döllenebilmek ne demektir? Yani üzerinde hem dişi üreme organları hem de erkek üreme organları var. Yani hem polenin hem de ovaryuma sahip. Tek bahsediyorum. Fakat canlılığın tümünde olduğu gibi yakın kendi kendinin döllenmesi ve yakın akraba döllenmelerinde canlı çeşitliliği açısından bir eksiklik söz konusu oluyor. Kaç parametresi var? Bir tanesini hemen söyleyeyim. Verim konusunda düşük oluyor. İyi bir elma elde edilemiyor mesela. Ya da iyi bir yeni dünya, iyi bir kayısı oluşamıyor. Ne isteniyor değerli arkadaşlar? Veya iyi bir güç, görkemli bir gül tanesi de oluşmuyor. Ne isteniyor değerli arkadaşlar? Gül fidesi, özür dilerim. Farklı bitkilerin birbirlerini tozlaması isteniyor. Hatırlarsanız Mendel de yaptığı çalışmalarda polen keselerini kesip döllenecek bitkinin de polen kesesini keserekten kendi eliyle döllemeyi yapıp kontrollü bir bitki tipleştirmesi, bitki döllemesi yapıyordu. Burada da bu işi arılar yapıyor çok güzel. Yani her çiçekten bal almaya çalışan arı aslında oradaki polenleri de polen kesesini de ister istemez deneye değiyor. Yani bakınız orada yandaki fotoğrafta sarı çiçeklerin üzerinden koyu renkli olan başlıktaki yerler polen keseleri. Yani olgunlaşmış bir polen kesesinden de artık o polenler dışarı çıkıp rüzgarla vesaireyle veya böceklerin bulaşmasıyla ovaryuma ulaşmayı bekliyor. Bu arada
Tam da onların ortasında sürahi gibi duran, vazo gibi duran o dişi üreme organı da değerli arkadaşlar bunların arasında. Onlara ulaşmaya çalışan diliyle ovaryumun içindeki nektara ulaşmaya çalışan, bitki özüne ulaşmaya çalışan arı ister istemez polene dokunuyor, polen keselerine ve üzerindeki tüylere yapışaraktan değerli arkadaşlar. Bir diğer çiçeğe giderken o polenleri de taşımış oluyor. Anatemi abi. Biz lütfen şekillere bakınız. Şu anda onlardan konuşacağım. İlk şekilde kendi kendini döllemesini görüyoruz. Bir bitkinin, pembe çiçeğin. Üstünde ise pembenin maviyi, mavinin de pembeyi döllediği çapraz tozlaşmayı görüyoruz. İşte bu çapraz tozlaşma doğanın en çok arzu ettiği, aslında bitki olarak en çok arzu ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Biliyorsunuz birçok meyve bahçesinde bir de erkek bireyler dikilir. Yani onun tohumlarının, onun polenlerinin, özür dilerim, kullanılmasını isterler. Yani ara ara hem zeytinlere hem bademlere, diğerlerine vesaire. Bu tozlanması istenilen bitkiler alan edilerek diğer meyve ağaçlarının ondan istifade edip meyvenin daha güçlü, daha verimli ve daha vitaminli, daha besleyici olması isteniyor. Burada bir portakal ağacı veya kayısı ağacı görüyoruz. Şeftali ağacı görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Meyve ağacı. Önce ne oluyor? Bu meyve ağacının domurcuklanarak uçlarında çiçekler açıyor. Bu çiçeklerin hepsinde olduğu gibi işte içinde polen kesesi ve ovaryumu var. Hermafrodit ya. Denilen o ki yandaki veya başka bir şeftali ağacından, meyve ağacından, aynı meyve ağacından polenler gelsin, bunun çiçeklerini tozlasın ve bu tozlaşma ile beraber değerli arkadaşlar ovaryum döllensin ve meyve oluşumu başlasın. O çiçeklerin dış yapraklar, taşları dökülüyor ve daha sonra embriyonik gelişim başlıyor. Bizim işte elma olarak, şeftali olarak yediğimiz, armut olarak yediğimiz bitkiler, o meyveler o bitki tarafından elde ediliyor, üretiliyor, özür dilerim. Dolayısıyla değerli arkadaşlar süreç bu şekilde. Burada tozlaşmanın gayet büyük bir önemi var bahçecilikte. Doğada da keza öyle. Yani bakınız burada tek çiçek dolaşan arıların üzerlerine yapışmış polenlerin fotoğraflarını görüyorsunuz. Bu demek oluyor ki doğada oradan oraya uçan arılar aslında bitkilerin birbirlerine göndermesini istedikleri, yani kendi kendilerini göndermiyorlar da, ama esas istenilen, doğa tarafından esas istenilen o tozlaşmayı, karşılıklı çapraz tozlaşmayı sağlama konusunda inanılmaz bir faaliyet gösteriyorlar. Şayet tozlaşma ne kadar fazla olursa ve ne kadar isabetli olursa doğadaki bitki çeşitliliği, bitki sayısı ve rekabetten doğacak olan, doğal rekabetten doğacak olan bitki varlığı bir o kadar artacaktır. Bu yüzden arılar çok ısrarcıdır. Yani bir bitkiye uğrarlar, bir daha uğrarlar. Çünkü günlerce, haftalarca orada kalıyorlar. Her defasında yani arının olduğu bir bahçede veya bir yaylada, bir doğal ortamda bitkilerin döllenme ve çiçeklenme çok çok kısa değilse çapraz döllenmemeleri neredeyse imkansızdır. Bu yüzden tozlaşma gerçekten arıcılığın hem dünyaya hem doğaya hem de tarımsal üretime ölçülemeyecek derecede çok büyük bir şey vardır, desteği vardır değerli arkadaşlar. Artık bu tozlaşmalar öyle bir noktaya gelindi ki yani bugün bambus arısı olarak artık ifade edilen, yani tercih edilen, hatta
neredeyse işte bugün seracılıkta fide alırken bir seracı nasıl fide alıyorsa tozlaştırma için arı da aldığı durum söz konusu. Çünkü kapalı bir ortamda özellikle bu bambus tarzı arılar fotoğrafını şu anda sunuyor. Çok aşırı tüylüler ve biraz şeye göre normal bambus arısının ve bunlar örneğin bir şey bal arısı dakikada yani 5 dakikada öyle söyleyelim 5 tane şeyi tozlaştırabiliyorsa bu bambuslar dakikada veya ilk sürede diyelim 40 tane yaklaşık 7-8 katı bitkiyi tozlaştırma kapasitesine sahip. Bir de bunlar diğer arılara göre daha ısrarcı. Yani bir gittiği çiftliğe veya bir gittiği fideye tekrar 7-8 defa giderekten orada o tozlaşmanın nihayetlenmesi için bir üstün çaba sarf ediyor. Bu yüzden bu tercih ediliyor. Hatta Avrupa merkezinde işte Belçika ve Hollanda'da bu tarz sera üretiminin, çiçek üretiminin vesairenin çok yoğun olduğu. Yani dünyada seracılığın herhalde çiçek üretiminin daha doğrusu en yoğun olduğu ülke Hollanda, Belçika. Burada bunun üzerine bayağı bir araştırmalar yapılıp sonuçlar elde edilip hatta bilimsel verilerle ortaya konulup bunun nerelerde kullanımı yaygınlaşmasına, dünyada da bir örnek alınarak orası ülkemizde ve keza kullanılması söz konusu. Az evvel de bahsetmiştik dünya üzerindeki çiçekli bitkilerin %60'ı, %70'i yine bu arıların sayesinde oluyor. Arıların sınıflandırmasına gelince değerli arkadaşlar, burada şunu değinmek gerekiyor. Yani bu arılar ilk defa işte Linne tarafından tanımlanıyor. Bir sınıflandırması, klasifikasyonu yapılıyor. Bunlar Hypenoptera denilen zar kanatlıların altında bulunan, takımında bulunan Apitae familyasına ait Apis genusunun türleri. Yaklaşık 10 tür var bal arısı olarak. İşte Apis floradan tutun Apis dorsata'ya kadar birçok tür söz konusu. Ülkemizde de Melife Aran'ın Anatolika isminde özel bir türü söz konusu. Arıların morfolojisine ve anatomisine gelince değerli arkadaşlar, burada arıları üç bölümde ele alıyoruz. Yani baş, göğüs, kafa. Yani defola kısmı, toraks kısmı ve abdomen kısmı olarak üç kısımdan yer alıyor. Göğüs ve karın segmentler halinde bulunmakta arılardan. Genelde sindirim borusunun işte ilk bölümü yutak olarak ifade ediliyor değerli arkadaşlar. Bir bal midesi var. Yani bu bal midesini balları alıp daha sonra gelip ağızdan iterek bu anla boşalttığı bir mide burası. Gerçek midesinde ise daha gerisinde lütfen resimlerini takip edin. Orada ise balın sindirildiği gerçek mide. Yutakta çok güçlü kaslar var. O dil vasıtasıyla, emici dil vasıtasıyla nektarların çekilmesi için kullanılan kalp kas odalarından oluşmuştur. Ventral sinir kordonu görüyorsunuz kırmızı olarak tüm vücut boyunca devam ediyor beyinden başlayarak. Bal midesi işçi arıların nektarını toplayıp kovana kadar muhafaza ettikleri ve daha sonra kovana geldiğinde boşalttıkları bir geçici mide ama onun arkasında dediğim gibi sindirim kanalına devam eden bir mideyle gerçek mideyle karşı karşıya resimde görmekteyiz. Geldik
morfolojisi ve anatomisinde baş kısmına. Baş bir arı için en önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü burada değerli arkadaşlar duyargalar var. Yani birleşik gözler var. Basit gözler var. Hatta bu duyargalar 2-3 kilometre uzak mesafelerden bal kokusunu, nektar kokusunu, çiçek varlığını alıyor. Ve arıların kendi içinde inanılmaz bir koordinasyon belirleme navigasyon sistemleri söz konusu. Yani bir arı bir kaynak bulduğunda onu yaydığı frekanslarla diğer arılara işitip bulunduğu yeri nokta olarak konumlandırabiliyor onlara. Keza bir yerden aldığı nektarı veya besini her neyse kovana götürüp geri tekrar aynı yere gelme yeteneğine de sahip. İnanılmaz gelişmiş bir havada olmanın, uçmanın getirmiş olduğu imkanlar dışında bu baştaki gerek koordinasyonu sağlayan veya gerek görmeyi sağlayan veya koklamayı sağlayan o duyargalarla inanılmaz derecede bir üstünlük sağlıyorlar. Başta gözler var dedik, duyargalar var dedik, ağız parçaları var, işte diller vesaire. Baş bilgi toplama merkezi inanılmaz derecede bu verileri alıyor, işliyor ve kendisi de bir veri üretip diğer arkadaşlarına veya diğer grup bireylerine bunu iletiyor. İşte tat alma, koku alma gibi özellikler söz konusu, görsel verileri işleme gibi. Aynı zamanda da gıdanın giriş yapıldığı yer baş, arı için. Başın önemli bölümleri anten, gözler, ağız parçaları, beyin, hatta bazı bezler söz konusu burada. Başta iki tane birleşik göz, üç tane de basit göz var. İki hassas anten ve ağızla karmaşık bir düzene hakim. Ve hassasiyetle çok rahat bal kokusu alabilme özelliklerine sahip duyargalarla. Ağza gelince işçi arılar üst çenelerini polen almak, ipek yapımında mum işlemek, herhangi bir şeyi tutup kavramak gibi işlerde kullanırlar. Arılarda hortum, nektar, bal, şurup veya su gibi sıvı besinler almak için kullanılır. Arının emme işlevini yerine getiren organı, emme pompası, işçi arıların yutak üstü salgı bezleri, genç yaşta arı sütü, daha ileriki yaşlarda baldaki sakkarozu parçalayan enzimlerde mevcut. Çenede bulunan bezler ana arıda feromonun salgılanmasına da yardımcı oluyor. Bir diğer husus toraks anatomisinde. Daha sonra da abdomin var. Burada dersimizde ara verip bir sonraki derste arının morfolojisi ve anatomisini kaldığımız yer olan torakstan devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.